Önünde eksi varsa ne oluyordu? Hocam bu Eksi tam doğru. tersini almış. Simetri diyebilir hani. Nasıl Yani olmuş şöyle bunu? mi Yani yapıyordu? tersine Ayna çevirmiş bunları. x ekseni ayna görevini görüyordu. Doğru mu? Ya, aynen. Bu da doğru. Aşağıdaki yukarı. O zaman ne oluyor? Yukarıdaki aşağı geldi. Aşağıdaki yukarı geldi. Eksi f x Aynen oluştu. öyle. Bakıyoruz. Evet, aynısı. Değil mi? İkinci öncülüm de doğru. Evet. Üçüncü öncülümüze Evet. bakalım. Hocam bunu Üçüncü tam öncülümü ne yapmış? yorumlayamadım ya. Niye? Zaten yanlış. Sonuçta neydi? Parantez içindeki eksi Yanlış. varsa ne Aynen. oluyordu? Bu y eksenine İşte göre, onu yorumlayamadım. Tamam. Ha, yani doğru. yanlış zaten. Yorumlayamıyorsan yanlış. Y eksenine göre simetri alınacaktı. Ayna Aynen. görevi y olacaktı, değil mi? Yani şurası Evet. bir düzenlersek o 3'ten geçecek. Eksi 3'ten. Burası da 2'den geçecekti. 2 Evet. ile eksi 3 olması lazım. Bir bakıyoruz. Bu zaten yanlış oldu. Patladı. Üçüncü gitti. Dördüncüye bakalım. Parantezin Hocam bu da içerisinde mutlak varsa neydi kural? burada sol taraf olmayacaktı. Sağa geçecekti hepsi de bu yanlış yapmış bence. Şöyle sol tarafı siliyorduk değil mi? Y ekseninin Evet, solu sağ gitti. tarafa geçecek. Evet. Sağ taraftakinin aynısını, onu da farklı bir renkle yapalım. Sağ taraftakinin aynısının görüntüsünü alacaktık. Doğru mu? Ama Evet. nerede kesecek? Buradaki 3 ise buradaki eksi 3'te kesmesi lazım. Aynen. Ama burada nerede kestiğini söylüyor. İkide. Eksi 2'de. O zaman bu da doğru olur mu? Eksi Patladı. iki. Eksi 3 olması lazımdı. Çünkü sağ taraftakinin aynısı Evet. dedik. 3'te kesiyorsa Aynen. eksi 3'te kesmesi lazım. Bak görseli benzetmiş ama ufacık bir böyle bir dikkatsizlikte hemen patlatır seni. Doğru bildiğin şeyi Aynen. götürür. Nerede diyor bu? Eksi 2'de diyor. Aslında eksi 3 olması lazım. O zaman bu da patladı. 1 ve 2. öncüllerimiz doğru oldu. Yani cevap 2 oldu. Tamam mı Mert'ciğim? Tamamdır hocam. Sıkıntı yok. Yok hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ne demek hocam? Evet Berkaycığım. Nerede çesim? Evet. Merve'nin mikrofonu çalışmıyor galiba. Ben de kanat mı basıyor açılmıyor. Geçelim. Eğer çalışmıyorsa geçelim. Neteş ağabeyim. Mikrofonlar açılmıyor galiba. Anlamadım. Tamam. Mustafa Ceylan açılmadı. Hocam mikrofonlar açılmıyor ya. Tamam o zaman Nilay şöyle yapalım. Güller. Bağlanmak isteyen var mı? Bu soruya ben bakayım demek isteyen var mı? Hocam Sedan kimin toplanmıştım Aynen. ben Soruyu ya? ben Alo. çözmek istiyorum. Alo. Sedan ikisi açıldı. Sedacığım. Buradayım. Ha, merhaba canım. Merhaba canım. Şimdi ne yapıyorduk bu soru tipinde? Bu soru tipinde hocam ben olsam şıp denerdim. Şifrelerden. Şimdi önce bir bakalım bize ne vermiş. Fx'i vermiş, değil mi? F Evet. 3x eksi 1'i istiyorum diyor. Şimdi geçen ders bir şey yapmıştık hani grafik vermişti. Şöyle bir Fx 6'dan geçiyor bir de 12'den geçiyordu. Bu Fx'ti. F 3x'in grafiği nasıl olur dediğimiz zaman ne yapmıştık? F3x'te şurada y eksenini kestiği nokta böyle sorularda parantezin içi değişiyorsa y eksenini kestiği nokta değişmiyordu. X eksenini kestiği noktayı bulmak için ise senden ne istiyor? Dörtten F3x'i mi geçince. istiyordu? Şurayı 3x'e eşitliyorduk, doğru mu? X eksenini Evet. kestiği noktayı. Sadeleştirince x ne oluyor o zaman burada? 4 oluyor Dört. diyordu. Hatırladın mı? Şimdi aynı mantıkla bunu düşünmeni istiyorum. Hadi. Kim değişmeyecek? Y değişmeyecek. Y ekseni değişmeyecek. Değişen var mı? Denizli ve Edirne gitti. Değil mi? Evet. Şimdi neye eşitleyeceğiz canım biz bunları? Şurada 2'ye yazılanları. 3x eksi Evet. 2'yi bir 3x eksi 1'e eşitliyorum. X buradan ne oluyor canım? 1 oldu mu? eşitleyeceğiz? Evet. Bir de 5'i
3x eksi 1 eşit diyorum. X buradan 2 oldu mu? Evet. O zaman 1 ve 2 noktaları hangi şıkta var? Adana'da var. C'de x eksenin altına kalanı katlamış. Bunun olabilmesi için ne olması lazımdı? Ceyhan olsaydı, bak Ceyhan ben olsam soruyu şöyle sorardım. Şuraya bir mutlağa koyardık, değil mi? Hı hı. Bunu mutlağa koyduğun zaman ne olurdu? X eksenin altında kalan kısım yukarı çıkardı. O zaman Ceyhan olurdu derdik, değil mi? Sanki soru daha mı güzel olurdu? Ceyhan'ın grafiği de o zaman şöyle bir çekelim. F 3x eksi 1 tamam, bu tamam. Bir de bunun mutlağı varmış. Tamam mı canım benim? Tamam. Tamamdır, teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Evet, diğer sorumuza bakalım. Güzel bir soru. Kim yapmak ister? Var mı yapmak isteyen? Ben yaparım hocam ya. Deneyeyim en azından. Haydi bir isim ver bana. Mete hocam. Az Mete'cim. Önce açmamıştım evet. Mikrofonu. Tamam, Mete ben mi açtım mikrofonunu? Şey yani evet. Evet Mete. Nasıl evet, düşüneceğiz? Hocam. Nasıl yapacağız canım? Ha, hocam şimdi başta mutlak değer olarak halletsek. Evet. Yani mutlağın içini diyorsun. Aynen. Değil mi? Mutlağın içini. Bir bire eşitleyeceğim. Bir de eksi bire. Bir de eksi bire eşitleyeceğim. Evet. O zaman f mutlak x'im bir 3 olacak. 3. Bir de f mutlak x'im 1 olması lazım. Aynen. Evet şimdi hocam. Benden şunun bu şekilde istediği zaman ne yapıyordum? Kuralım neydi? Burada kaldım hocam ben de. Tamam. Hani biraz önce ilk bağlanan Mert bağlanmıştı Mete. Ben biraz geç geldim hocam da. Öyle mi? Kaçırdım. Şimdi Mete'ciğim şöyle demiştik. Eğer bizden fx'i verip şu fonksiyonu bak kaç gündür yapıyoruz. Bunu istiyorsa kural neydi? Onu neydi istiyorsa her. X'in negatif olduğu taraf yani y ekseninin sol tarafı. Aynen. Sol tarafını yok, çıkartıyorduk. Yok sayıyorduk. Değil aynen. Mi? Yok sayıyorduk. Evet, yani burası olmayacaktı. Ve simetrini alıyorduk. Sağ tarafın. Aynen. Heh, burada 3'te kesiyorsa orada da eksi 3'te kesecekti. Doğru mu? Aynen. Evet hocam. O zaman bizim bunu çizmemiz lazım. Hemen. Kendimiz çiziyoruz. Diyor ki 1'den 3'e şurası 1 için 3. O zaman aynısı bir daha oluştu. Bu sefer eksi 1 eksi 1'den. İçin 3 olacak. Burası 3 ise burası da eksi 3 olacak. Eksi 3. Doğru mu canım benim? Var evet, mı diye kadar sıkıntımız? Yok, hayır. Şimdi 3 olmasını istediği değer. Bunu da farklı bir renkle yapalım. Nerelerde 3 oluyor? 3'ten hemen bir doğru çekiyorum. Bir de ve eksi 1 de oluyor hocam. O zaman 3 için kaç tane nokta oluştu? 2 nokta. 2. Şimdi bir de ne istiyor? 1. 1. 1 neresi? Tam şurası, değil mi? Evet. O zaman bir de 1'den. 2 tane de oradan bir değer var. Aynen. Onun için de farklı bir renkle çekelim. 1, 2, 3 nokta. Doğru mu? O zaman 1 için de 3 nokta lazımmış. Ha evet. Öyleyse nokta, toplamda tamamdır. Kaç nokta oldu? 5 nokta oldu. Var tamam, mı sıkıntı? Yok hayır hocam. Tamamdır. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Bu soruyla ilgili sorusu olan varsa Berkay. Hocam kaynak kaldıran yok. Öyleyse Selma Görgülü. Selma mı? Bağla eğer Selma ise. Hocam mikrofonlar açılmıyor. Değişik bir şey oluyor. Kim mikrofonlar bastan açılmıyor. Açıldı. Açıldı. Tamam açılmış. Açılmış mı? Evet Selma. Buradayım hocam. Geliyor mu sesin? Geliyor canım. Evet. Soru var mı? Sıkıntı. Nereyle ilgili sıkıntı var?
Hayır, ben elimi kaldırmadım. Kaldırmış mıyım? Ben sıradan devam ettim hocam. Ha, öyle mi? Tamam. Tamam o zaman. Sıkıntı yok değil mi? O zaman sıradaki sorumuza bakalım. Hadi bakalım. Evet canım. Ne yapacağız? İyi, okuyayım mı? Oku tabii ki. Verdi sana böyle bir grafik. Buradan fonksiyon yaratmanı istiyor. İlla x mix diye düşünme. Sen sana verilenleri düşün. Şu grafikleri yorumla. Bir birim. Birincide bir birim. İkincide iki tane eklemiş. Üç olmuş. Defa. Evet. Sayılarımızı yazalım bak. Çok güzel. Bir, üç. Onda altı tane altı. Var. Onda da on tane var. Şu sayılar bir, üç, altı, on. Tanıdık geliyor mu sana? Evet. Yani burada ne oluşuyor? 2 artmış, 3 artmış, 4 artmış, her birinde birer tane. Aynen değil mi? Bu 1, 1'den oluşuyor. 3, 1 artı 2'den oluşuyor. 6, 1 artı 2 artı 3'den oluşuyor. Bu 1 artı 2 artı 3 artı 4'ten oluşuyor. Doğru mu? Hı hı. Bizden n'inci adım isterse o zaman n'inci adım... N çarpı n eksi 1 bölü 2 mi oluyor? N'inci adım, aynen. O zaman o da 1'den başlar değil mi? Nokta 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 n'e kadar. O zaman bunun toplamı diyorsun ki yani benim fx'im ya x çarpı x artı 1 bölü 2 olur diyorsun yani kısacası. Hı hı. Evet. Şey, o zaman birinci öncü doğru. Yerine koyduk 5'i f5 5 çarpı 6 bölü 2'den 30 bölü 2 15 diyorsun. Doğru. Çok güzel. Hemen ikinci öncü. Üçüncü öncü de doğru. O zaman 1-3 oldu. Edirne. Yani 1 ile 3 diyorsun değil mi? Hı hı. İkinci öncülümüzü yanlış mı dedin? Evet. Yerine koyalım istersen. N artı 1 yine de bir ayrıntılı bir bakalım. Eksi N çarpı N artı 1 bölü 2 eşittir N demiş. Burayı N artı 1 parantezine alırsak N artı 2 eksi N bölü 2'den şu N'ler birbirini yedi. N artı 1 oluyormuş. N artı 1 N eşit. Aynen öyle. İkinci yanlış. Öncülümüz. Üçüncüye de doğru dedin. O zaman cevap 1 ile 3 oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir çözüm. Hemen diğer soruya bakalım. Sena Hacı Necipoğlu. Mikrofon açılırsa. Fena. Bağlanmıyorsa diğer arkadaşımıza geçelim istersen. Sesi gelmiyor. Fena'dan sonra kim var? Talha Bayraktar. Talha. Sesim geliyor mu hocam? Çok iyi geliyor Talha'cığım. Keyifler yerinde? Yerinde hocam. Sizin nasıl? İyi. Fonksiyon oturuyor mu yavaş yavaş? Oturdu mu iyice? Oturdu diyelim. Öyle olsun inşallah. Hadi bakalım. Fark ettiysen hep çok değişik sorular çözmeye çalışıyorum ki bu çıkabilecek artık yeni nesil sorular. Bu şekilde yaparsak inşallah kaçırmayacaksınız soru sınavda. Hadi bakalım. Bir yorumumuzu yapalım mı? Sorumuzu okuyalım, yorumumuzu yapalım. Şimdi hocam birinci adımda F1, ikinci adımda F2, üçüncü adımda F3 yani Fn x kare olacak galiba. Çok güzel. Yani diyorsun ki burada bir tane var, burada 4 var, burada 9 var. Öyleyse hocam bu 1'in karesi, 2'nin karesi, bu 3'ün karesi. Bunlar tanım kümesinde yerine konulansa bunlar da değer kümesi oluyor. Yani diyorsun ki eğer ben Fx diyeceksem Fx'im x kare olur diyorsun. Evet hocam. Sonra kalıbımızı oluşturduktan sonra, fonksiyonumuzu oluşturduktan sonra götüreceğiz, yerine koyacağız değil mi? Aynen öyle. Öyleyse f n artı 2 n artı 2'nin karesi yani n kare
artı 4n artı 4. F n eksi 1'im ise n eksi 1'in karesi, yani n kare eksi 2n artı 1. Burayı eksiyle çarparsak ne oluşuyor bizde? N 4n 2n daha 6n artı 3'e döndü. Ama burayı hepsini eksiyle çarpıyoruz ya. Aynen, pardon canım. Ben... 4'ten 1 giderse 3 kalır. Aman dikkat. Bak buraya kadar yapıp bundan sonra şıklara bakıyor musun? Kağıttan çözüyorum hocam. 6'ya artı 3 de var. Sıkışık olduğu için yanlış yapmışım orayı ya. Yok yok, ondan değil. Şöyle. Ya yani şunu demek istiyorum. Bu sadece senin başına. Biz bunu da mesela dünkü bir dersimde başıma geldi. Bunu yazıyorsun. En son bir bakıyorsun hiç dikkat etmediğin için pat yanlış işaretliyorsun. Yani bu sınav anında aman gözünüzü seveyim. Çok yapılan bir durum. Hemen yani doğru bulup yanlış işaretleme durumu olur. Bunu çok öğrencimizden duyduk. Aman dikkat. Sadece onu demek istedim. Tamam. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, güzel bir soru. Hemen bir bakalım. Bakalım. Sıra kimde? İlayda Tarı. İlayda. Hocam sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor İlayda'cığım. Şey hocam, evet. Soruyu biraz büyütebilir misiniz? Çok net göremiyorum. Tabii ki. Tabii ki. İyi mi? Evet, şu an görebiliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi canım. Nasıl düşünelim İlayda'cığım? Bir dakika hocam. Hemen bir bakalım. Hocam doğrusal fonksiyon gibi yazıp oradan gidebilir miyim? Muhakkak öyle yapmamız lazım. Neden? Aynen. Çünkü şunun için değil mi? S2'yi bulabilmemiz için bir defa bu bir üçgen S2. S1 ise yamuk. Alanı bulabilmen için alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Doğru mu? Evet. Bunun için bana ne lazım? O zaman FA'yı bulmamız lazım. Yani fonksiyonun denklemini yazmadan sen bu değerleri nasıl bulabilirsin ki? Bulamazsın. O yüzden bizim fonksiyonu oluşturmamız lazım. Eksenleri kesen doğrunun fonksiyonunu bulurken ne yapıyorduk canım? Hemen sana bir şöyle kısaca A, B dersek fx'i nasıl çıkarıyorduk? Y bölü B eşittir 1 yapıyorduk. Harikasın. Kalıbımız buydu değil mi? Hı-hı. O zaman x bölü eksi 1 artı y bölü 2 eşittir 1 koyduğumuz zaman burayı eksi 2 ile, burayı da 2 ile, öylesi y eşittir 2x artı 2 oldu. Doğru mu? Hı-hı. Yani fonksiyonu bulduk. O zaman şurayı bir bulduktan sonra hemen şimdi düşünmeye başlayalım. A'yı vermiş, değil mi? Evet. A'yı vermiş. O zaman FA'mız ne olur burada denklemin yerine koyarsak? 2 artı 2. 2 A artı 2. Şimdi S1 ve S2'yi ayrı ayrı bulalım mı? Tamam hocam. S2'yi bir bulalım. 2 A artı 2'den 2'yi çıkardığımız zaman burası 2A olur mu? Evet. Buranın da uzunluğu A. O zaman 2A çarpı A bölü 2'den A kare oldu. Evet. S1'i bulalım. Onu da sen söyle. Üst tabanım 2 birim. 2 birim. 2 artı 2 artı 2 çarpı A bölü 2. Evet. Yani 2 artı 4 oldu. Çarpı A bölü 2 diyorsun. O zaman S1 de buradan iki parantezini alırsak A artı 2 çarpı A'ya döndü. Yani S1 A kare artı 2 A oldu. Hı hı. Bana GA'yı ne demiş? 2 demiş. O zaman şunu 2 eşitliyorum. Doğru mu? Evet hocam. O zaman A kare artı 2 A bölü A kare eşittir 2 mi? Evet hocam. O zaman düzenlersek buradan A kare artı 2A eşittir 2A kare ise 2A eşittir A kare. Yani bizim A'mız ya 0 olur eşitliği sağlamak için ya da 2 olur. Hı hı. Doğru mu? Evet. Bizim A'mız bakıyorum 0'dan büyük bir değer değil mi?
Evet, o yüzden 2 olur. O zaman 0 olamaz. Demek ki A'mız 2 olmuş. Anladık mı? Evet hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir çözüm. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Evet. Hocam, sorusu olan var mı? Bakayım. Sorusu olan yok. Bir şey söyledim arkadaşım. Duyamadım. Sorusu olan yok. Sıra Ümit'te hocam. Tamamdır. Ümit'e geçelim. Evet. Efendim hocam. Ümit'ciğim. Bakıyoruz efendim soruya. Bir önce bir hatırlatmamızı yapacağız değil mi? Bir önce bir soru okuyalım. Sonra da bir hatırlatma yapacağız. Arkadaşlar için ve senin için. Tamam hocam. Hadi bakalım. Ne istediğine bir odaklanalım. Okuduk mu? Evet hocam. Şimdi bizden ne istiyor? Ortalama artış hızını istiyor. Değil mi? Artış hızını istiyor. Ortalama artış. Yani aslında ortalama hız gibi bir şey istiyor. Ortalama hız neydi? Hatırlıyor musun? V2-V1 bölü zamanlardı. Güzel. Yani şöyle mi diyelim? V2 değil de x2-x2. Yani kısacası yolların farkının zaman farkına. Değil mi? Evet. Evet. Yani o zaman şöyle, biz tabii matematik yaptığımız için fizik olarak değil de matematikte bunu anlatalım. Şimdi bir fonksiyonum olsun. Tanımlı olarak A'dan B'ye olsun. O zaman bunu matematiğe uyarlarsak, burası F A ise şurası da F B mi? Evet. O zaman ortalama hızı istiyorsa Ümit diyor ki bu aralığı aldığıma göre, onu da farklı bir renkle yapayım. Ortalama hızı istiyorsan aslında buradaki eğimi istiyorum diyor. Yani şurası FB eksi FA bölü, burası da B eksi A değil mi? Evet. Yani başlangıç ve bitiş noktalarındaki aldığın yol değiştirmenin neyin oranı? Zamandaki oranı gibi oldu değil mi? Yani fiziğe uyarlarsak. Bizim için de hangi aralıkta inceliyoruz? AB aralığında. O zaman B aralığı, bitiş aralığından, yani bitiş değerimden başlangıç değerimi çıkarıyorum. Farkını alarak oranlıyorum. Bu bana neyi verecek? Ortalama atış hızını verecek. Şimdi o zaman buradaki A'mız kim oldu? A'mız 3, B'miz 5 oldu. E fonksiyonum da FT değil mi? Evet. O zaman hadi bakalım, yap yorumunu. Yerine koyacağız, çıkacak hocam. Aynen. O zaman F3'ü bir bulalım. F3'üm ne? 60, 63, 54. Doğru. F5'im ne? 100, 103, 78. 78. Öyleyse F5 eksi F3 bölü 5 eksi 3 diyoruz. Değil mi? Bu da ortalama atış hızı. V ortalama diyelim. Öyleyse F5'im neydi? 78 eksi 54 bölü 5 eksi 3'ten 24. 24 bölü 2'de ne yaptı? 12 yaptı. Anlaşılmayan bir yer var mı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Var mı sorusu olan Berkay? Hocam yok. Sorusu olan. Tamam. Geçiyorum o zaman. Zeynep Gümüşer. Evet. Mikrofon açılmadı. Tamam. Ömer Faruk Taşman açıldı. Ömer Faruk.
Ömer Faruk. Tamam. İlayda Ömer Faruk yoksa. Başka dönelim. Ha, açıldı İlayda Kurt. Hocam merhabalar, sesim geliyor mu? Geliyor İlayda'cığım. Hocam ben yalnız evet. İki diye düşündüm ama. Bakalım, beraber düşünelim. Şimdi ne vermiş? Biraz önce bakmıştı bunun benzerini değil mi? F eksi x. Yani fx'in önünde ise x'e göre x eksenine göre simetri. Doğru mu? X eksenine göre simetriğimiz ne olması lazımdı? Evet. Bu olması lazımdı. Bakıyorum. O zaman birinci öncülüm yanlış. Evet, yanlış. İkinci öncülüm ne olmuş? Eksi 2x. Ne yapıyorduk? Biraz önce hocam, burada parantezin içinde değişiklik varsa evet. Y'ye göre simetrik alacağız. X'i 2'ye bakacağız. Hocam sesin gelmiyor mu? Geliyor. Şimdi geliyor. Şimdi ne demiştik? Tamam, anlatmıştım. Y eksi, yani Y'yi kestiği nokta değişmiyor demiştik. Değil mi? Evet. X'i 2'ye bakacağız ama. Şurayı da eksi 2X'e eşitlersem X buradan ne oluyor? 2 mi oluyor? O zaman X'i 2 de kesecek diyoruz. Evet. Bu. Bakıyorum doğru mu? Evet doğru. Tamam. İkinci öncülüm doğru. Şimdi hemen üçüncüye bakalım. Hem önünde eksi var hem de ne var? Parantezin içerisinde. O zaman evet. Önce istersen ön tarafı ya da parantezin içine yapalım. Parantezin içindeki eksi olursa hangi eksene göreydi? X eksenine göre. Parantezin içi. Ha pardon, Y eksenine göre. Y eksenine göre değil mi? Ayna görevini Y ekseni yapacak. Y eksenine göre aldım. Eksi 4. Daha sonra hangi eksene göre? Şimdi de önündeki eksiyi alacağım. Çünkü bu artık şimdi f eksi x oldu. Bunu da farklı bir renkle çizelim. Bu da mavi olsun. Hop. Eksi 2. Bu da ne oldu? Eksi f eksi x'e döndü. Doğru mu? Doğru. O zaman bakıyoruz doğru mu? Evet. 4'e eksi 2. Bu da doğru oldu. İkinci ve üçüncü öncülümüz doğru. Yani cevap Denizli. Hamdi hocam. Evet. Hocam ben 1'i anlamadım ya. 1'i mi? Tamam. Bir daha anlatalım. Hemen. Şimdi dedik ki kurallar neydi? Eğer hatırlatma yapalım şuraya Berkay'cığım. Sana bir fonksiyonun grafiğini vermiş. Fx önünde eksi varsa bu x eksenine göre simetri alınırdı. Doğru mu? Doğru. X eksenine göre simetrik al. Eğer parantezin içindeyse y eksenine göre simetriğini al demiştik. Hem önünde hem parantezin içindeyse orijine göreydi. Fx artı a olursa ne yapmıştık? Yukarı veya aşağı öteliyorduk değil mi? Eğer a büyük sıfırsa yukarı, a küçük sıfırsa, onunla farklı bir renkte yazayım. A küçük sıfırsa aşağı doğru öteleniyordu. Doğru mu? Doğru. Bir de f x artı a demiştik. Bu da sağa sola öteleniyordu. Doğru. X eşittir eksi a ise büyük sıfırda sağa doğru, küçük sıfırsa sola doğru öteleniyordu. Şimdi bu 5 kalıptan hangisi verilmiş? Bir bu. Bir de şu üçüncü. Birinci ve üçüncü. Şimdi sen birinciyi anlamadım dedin. Ben birinciyi anlamadım. Birinci, x eksenine göre simetriğini al. Şimdi dedim ki ayna görevini görsün dedim bak. Simetrik aldığın eksen ayna olur. O zaman x'e göre yansıması burayı 2'de kesiyorsan artık eksi 2'de kesersin. Hop. Bu da f x'in eksisi olur. Bakıyorum aynısı mı? Hayır. Değil mi? Aynısı değil. Evet, yok değil. O zaman bu yanlış oldu. Tamam? Tamam. Oldu mu? Var mı? Oldu hocam. Yok, teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam Ömer Faruk mikrofonum olduğu demişti, bir deneyelim. Deneyelim. Evet, Ömer Faruk. Bak bunlar iyice oturacak artık. Bunlardan bayağı bir yaptık. Artık inşallah kaçmayacak. Ömer Faruk. Gelmiyor galiba. Tamam. Tamam, gelmiyor. Ha, geldi. Geldi mi?
Geldi geldi. Evet Ömerciğim. Merhaba hocam. Merhaba. Bakalım mı? Bakalım tabii. Haydi. Ne yapacağız şimdi? Bana fx'i vermiş. Evet hocam. Fx eksi 2 eksi 3 diyor. Şimdi maksimum noktası eksi 2'ye 0. Maksimum nokta diyorsa şu grafiğin bir defa biz ne yapıyorduk? Bu sorularda, bu kalıplarda sadece grafikte ötelemeler oluşurdu değil mi? Ya da yansımalar. Evet. Grafiğin şeklinde bir değişiklik olur muydu? Olmayacak. Olmayacak. Şimdi şuraya bakarak bu grafikte nasıl bir değişiklik olur? Fx bu hale gelirse. Hocam. Parantezin içindeki değişiklik ne oluyordu? Grafiği 2 birim sağa öteleyeceğiz. Harikasın. Buraya 0 yapan değer artı 2. X eşittir 2 birim. Ne diyoruz? Sağ değil mi? Evet. Evet. Sonra da? 3 birim de aşağıya öteleyeceğiz hocam. 3 birim aşağı. Evet. Güzel. Öyleyse ben hemen şu maksimum noktası neresi? Bura değil mi? Şu tepe şurası değil mi? Evet hocam. Bunu 2 birim sağa. Buraya gelir. 3 birim aşağı buraya gelir. O zaman noktam artık burası oldu. Doğru mu? Hocam 1 birim daha aşağı gelecek sanırım. 1 birim daha mı? Pardon. O evet. Zaman 2 birim sağa, 3 birim aşağı. O zaman burası diyorsun. Evet. O hocam. Zaman burası eksi 2'ye 0 noktası değil mi? Evet. O zaman bu tuttu. Yani birinci öncülüm doğru. Şimdi ikinciye evet. Bakalım. İkincide de 1 birim yukarıya öteleyeceğiz. Bir birim yukarı. Yine bizden ne istiyorsa minimumu. Minimum noktası neresi? Bu nokta değil mi? Evet hocam. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6'ya 0. Bunu bir birim yukarı kaldırırsak 6'ya 1 olur. O zaman bu da tuttu. Bu da doğru. Hemen yine bakalım. Maksimum istiyor. Maksimumda ne yapacağız canım benim? Maksimum noktam burası. Bunun koordinatlarını bir yazalım mı? Yazalım hocam. Eksi 4'e 1, 2, 3. Eksi 4'e 3 noktası. Şimdi maksimum noktasını bulurken şimdi burada ne yapmış? 3 fx demiş değil mi? Bak şimdi. En evet, çok yapılan hocam. Hatalara bakalım sen ne yapacaksın mı? F'de hocam. Evet. F'de eksi 4'e 3. O zaman 3 fx'de ne olur? Haydi. 3'ü 3 ile çarpmam gerekecek. Yani yüksekliğini. Evet. Çıkar sonucumuzu yani fx'in sonucunu. O yüzden eksi 4'e 9 bu da doğru hocam. Harikasın. Ne yapılıyor biliyor musun? En çok yapılan hata. Sınav anında dalıyor öğrencimiz. Gidiyor hem absisi hem de ordinatı ikisini birden çarpıyor. Arkadaşlar bu sorularda aman dikkat. Absisin değişmez. Değerin değişir. Yani 3'ü 9 yaparsın. Absise dokunmazsın. Çok güzel çözüm yaptın canım benim. O zaman 3'ü de doğru oldu değil mi? Evet hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam. Evet. Evet. Merhaba. Merhaba. İsim neydi canım? Nilay, daha demin mikrofonu açamamıştım da şimdi evet, açabildim. Şimdi sana da çok güzel bir soru geldi. Biraz büyüteyim mi? Evet. İyi ki açmışsın mikrofonunu. Niye öyle dedin Berkay'cığım? Ne? Sıra bendeydi ondan. Öyle mi? Peki. Evet. Güzel. Bakıyor muyuz İlay'cığım? Şimdi. Neye dikkat edeceğiz? Yani burada verdiği değerler doğrultusunda aralıklarına bakacağım sanırım. Yani başka güzel. Ne diyor? X1 küçük X2. Evet. Fx1 küçük Fx2. Bu kalıp dün bakmıştık. Bir tane soru yapmıştık hatta. Hatta iki tane yapmıştık. Hatırlıyor muyuz? Artan şimdi. Oluyordu. Harikasın. Artan mı azalan mı diye bakacaktık değil mi?
O zaman bak yine bir hatırlatma yapalım. X1 küçük X2. Fx1 küçük Fx2 ise bu artan olur. Yani küçük değerin görüntüsü de küçükse bu grafik demek ki artıyor anlamına geliyordu değil mi? Görüntüsü şöyle bir şey oluyordu. Atıyorum burası X1, şurası X2. Görüntüsü Fx1 ve Fx2 değil mi? O zaman bu artan doğru. Ama tersi olursa Fx1 küçük olduğu halde görüntüsü daha büyükse azalan. Bu da azalan oluyordu. Doğru mu? Evet. Öyleyse benden ne istiyor? Birinci öncül için. X1 küçük X2 bu F'im artan olacak. G'miz ne? Azalan olacak. G'miz de azalan olacak. Şimdi o zaman hemen F hangi rengimiz? F kırmızımsı, pembemsi, morumsu bir şey işte. O zaman bunun artan olduğu aralığa bakacağız. Nerelerde artıyor? AB'de artıyor. A'dan C'ye kadar artıyor. Bir de F'den K'ya kadar. F'den K'ye kadar artıyor. Bu aralıklarda artan oluyor. Doğru mu? Hı-hı. Artan. Artan. G'de ne istiyorduk? Azalan. Nerelerde azalıyor? B'den 0'a kadar. Pardon. B'den 0'a kadar şurası yani. Değil mi? Hı-hı. Bu azaldı. Bir de şu aralık da azaldı. Aynı. Değil mi? Hı-hı. O zaman ikisinin kesişimi ne oldu? A ile B aralığı. Bir de E ile F aralığı mı? Hı-hı. İkisinin kesişimi. Evet. E ile F aralığı. O zaman AB ve EF burada diyor ki pardon şurası da varmış ama bak. Şurası FK oluyor. Şurayı doğru yapalım. Bir daha bakalım. Burası değil, şurası. Evet, ikisini keseyim. Şurasıymış. İstersen şuraya bir daha bakalım. Şurayı bir daha göstereyim. F'in artan olduğu yer. Onu bir farklı renkte çizeyim. Tam gördüm hocam. G'de azalıyor orada. Gördün mü? Şuraya bir daha çizeyim istersen. Artan olduğu yer. Şimdi G'nin de azalan olduğu yer. O da şurayı, onu da farklı renkte yapalım. Ne renk olsun? O da siyah renkte yapayım. O da şu aralık değil mi? İkisinin kesişim noktası hangi aralık? Bak şuradaki aralık gibi. O zaman bu doğru oldu. Evet doğru. Tamam. O zaman şunu hemen siliyorum. Birinci öncülüm doğru. Şimdi ikinci öncüle bakalım. Burada da diyor ki F'in azalan olduğu yerde G'nin artan olmasını istiyor. Evet. F hangi aralıkta azalıyor? Bunu da şu yazarak yapalım ikinci öncül için. F hangi aralıkta azalıyor? F bir saniye. C'den F'ye kadar azalan. C'den F'ye kadar azalan. Değil mi? Hı hı. Peki G için ne istiyor? Artan olmasını istiyor. G için de artan olmasını istiyor. O da B'den E'ye kadar. O da B'den E'ye kadar. Bunların kesişimi ne oldu o zaman? C ile E arası olmaz mı? Hı hı. Evet. C ile E olur. Doğru. Doğru mu bakalım? Bu da doğru. Bu da doğru oldu. Üçüncüye bakalım. Bu sefer ikisinin de artan olmasını istiyor. Bakıyorum. Evet. Sana. İkisi de artan. İkisinin de artan olduğu yer nereler? Bakalım. F'imki. F'imkini yazalım. Eksi sonsuzdan C'ye kadar. Değil mi? Hı hı. Bir de neresi demiştik? F'den sonsuza kadar. Evet. Daha sonra G için de artan dedik. G için artan yeşilimiz nerede artıyor? B'den E'ye kadar. B'den E'ye kadar. Başka var mı? Yok, yok. Başka yok. Bunların kesişimi neresi oldu o zaman? B ile C aralığı oldu mu? Evet. Bakıyorum bu da doğru mu o zaman? Doğru. Bu da doğru oldu. O zaman 3 öncülüm de doğru oldu.
Var mı anlaşılmayan? Hocam 47 geç. 47 tamam geç bir ara verelim. Tamam canım bir ara verelim. Saat başında yine görüşelim. Tamam. Tamam o zaman ben hemen ekranı bağlayayım yine. Evet en son. Evet en son bu soruyu çözmüştük. Bu soruyla ilgili sorusu olan varsa alayım yoksa geçeceğim. Yok ki hocam. Yok herhalde. Evet. Bağlayalım. Yani sıra bende de ben bu soruyu çözebilir miyim acaba? Çözelim. Hadi bakalım. Çözersin. Niye çözemiyorsun Berfin? Bilmiyorum hocam. Çok açıkçası çok bir fiksim var mı yok mu? Bakalım. Yaparsın yaparsın. Haydi beraber. Önce ne vermiş bize? F-y. Değil mi? Evet. Şimdi bir fonksiyonun önünde eksi varsa ne olacaktı? Tek fonksiyonun. Hayır hayır. Tamam mı yoksa? Fonksiyonun önünde eksi işareti koyarsan ne oluyordu? Biraz önce 5 kurmaca yazmıştım. Evet hatırlayacağım. Y eksenine göre miydi? X eksenine göre. X eksenine niye göre. Bunları hiç izlemiyor musun? Ben ya dinliyorum da ben unutuyorum ama. 5 tane kural ya. 5 tane kural. Berkay. Şurası eksi C. Şurası da eksi D. Doğru mu? Doğru. Şimdi C'nin olduğu yer dolu. D'nin olduğu yer boş. Hop. Simetrimizi aldık. X eksenine göre simetri. Eksi G X fonksiyonu. Yani bu yok. Şimdi bu ikisi seni topla diyor. Bu grafikle bu grafiği topla diyor. Artan fonksiyon olur diyor. Bu ikisinin toplamı. Doğru mu? Yani. F'in artıyor mu? Artıyor. G'miz artıyor mu? Eksi G'miz. O da artıyor. O da artıyor. O da artıyor. O zaman iki tane artanı topladığın zaman artan olmaz mı? Artan, evet. O zaman birinci doğru. Şimdi maksimum değeri vardır. Maksimum değeri. F'in maksimum değeri var mı? Var. Evet. İçi dolu. Değil mi? Evet. Peki eksi GX'in maksimum değeri var mı? Var. Onun da içi dolu. O zaman doğru. Minimum değeri vardır diyor. Şimdi F'in minimum değerinin içine bak. Boş. Boş. İçi boş değil mi? Evet, içi boş. Burada? O da boş. Boş. O zaman minimum değeri vardır dediğin zaman hayır, yoktur. Çünkü tanımlı değil. Değil mi? Minimum değerlerde tanımlı değil. Evet. O zaman 1 ile 2 doğru. Üçüncümüz yanlış. Yanlış. Soruyu sormak isteyen var mı bu soruyla ilgili? Hemen bakıyorum. Yok galiba. Bugün her şeyi anlıyorsunuz maşallah. Hocam var Emine'nin sorusu var. Emine'nin var mı işte? Evet. Ay hocam geç kaldım özür dilerim evet, de. Ben o minimum değeri niye yok onu anlayamadım. Hemen göstereyim. Şimdi bir daha senin için eksi G eksi şu yukarıya çiziyorum. Tamam canım benim. Şimdi absis noktalarımız değişmedi. A'ya B. Normalde C'de eksi C olacak değil mi? B'deki. C'deki değerim tanımlı olduğu için burada da tanımlı. Hı-hı. Burada da eksi D olacak. D'deki değerim A için D tanımlı olmadığı için burada da olmayacak. Yani hı-hı, x ekseni ayna görevini gördü. Doğru mu? Doğru. Şimdi B de tanımlı, D de tanımlı değil. Diyor ki minimum değeri vardır. Bize dedik ki minimum değeri yoktur. Yazalım eksi gx. F ile eksi gx'i topladığım zaman. Şimdi seni burada içi boş değil mi?
Evet. Burada da içi boş değil mi? Evet. İçi boş demek ne demek? Bu noktada tanımlı değilsin demek değil mi? Aynen. Tanımlı olmadığın zaman bura şimdi diyor ki A, D'ye doğru yaklaşıyor. Nereye kadar geldiğini biliyor musun? A virgül 0,1 mi? A virgül 0,0,1 mi? Ne olduğunu bilmediği için tam değerinde ne olduğunu bilmiyoruz. İçi boş çünkü tanımlı değil. Tamam. O zaman tanımlı olmadığın yerde değeri şudur diyemezsin. Doğru mu? Tam değeri. Ama hocam sonuç olarak bir minimum bir şey var orada sayıda olmuyor mu yani? Bir daha söylüyorum bak. Tanımlı değilsen, şimdi bak sana o zaman şöyle bir grafik çizeyim. Daha iyi anlarsın. Değer verelim. Fonksiyonum bu. 1 için 3, 4 için 7 diyeyim. Bu f fonksiyonu olsun. Tamam mı hocam benim? F4 eşittir 7 mi? Hayır. Niye? İçi boş. Ben onu diyorum işte. Şimdi de içi boş. Bak. A noktasında içi boş. Değil mi? Burada içi boş. Tamam. Burada da içi boş. O zaman F A'da bir değer yok. Tamam mı? Tam şudur. F A için mesela F A C diyemiyorum. Eksi G A için eksi D diyemiyorum. Çünkü tanımlı değiller. Tamam mı canım benim? Tamam. O zaman bu yazım yanlış olur. Tamam. Üstünü çizdim şöyle. Yani F4 7 dersen yanlış olur. Hani limit kuralı vardı ya, soldan yaklaşma, sağdan yaklaşma. Evet. Limiti işlemiştiniz değil mi? Evet evet. Limit. Ne diyorsun? X 4'e eksi dediğin zaman, Fx dediğin zaman 7 diyorsun. 7'ye doğru gidiyor. Ama tam bir değeri var mıdır? Yok. Yok. Tamam mı? Bunun gibi. Tamam. Tamam canım. Tamam, yani aslında bir nevi sürekli değil gibi oldu. Değil mi? Hani işlediniz ya. Aynen. Hafiften değineyim. Sürekli değil. Çünkü neden? Sürekli olması, orada tanımlı olması gerekiyordu. Bir değerin yok anlamına gelir. Tamam mı? Tamamdır hocam. Sağ olun. Var mısın? Yok hocam. Tamam. Evet. Diğer soruya geçelim. Yengeç. Kim? Furkan. Furkan açılmadı. Neyse açılmıyor mikrofon. Diğerleri için. Ah sen. Evet ah sen. Ahsen. Diğer arkadaşımıza geçelim istersen. Sonra Ahsen'e döneriz eğer istersen. Tamam. Aleyna. Merhaba hocam. Merhaba Aleyna'cığım. Evet. Bakıyor muyuz soruya? Evet hocam. Hocam burada sanırım şey yapacağım. Hem fx ile fx'in bir de sol tarafını kestiğimi toplayacağım. Hı-hı. Aynen. O zaman bir yorum yapalım istersen. Mesela nasıl yapabiliriz bu soruyu? Şimdi grafiksel olarak bu. Hemen ben sana mutlak parantezin içine bakarsan x artı mutlak x. Bir defa bunların parantezin içinde toplama diye bir şey yapabilir miyiz? Hı-hı. O zaman nasıl düşüneyim Aleyna? Ayrı ayrı mı düşüneceğiz? Yani şöyle diyebilir miyim? Değer vererek düşüneyim diyebilir miyim? O da olur. Değil mi? Sonuçta bu grafikler G. Şimdi grafiğe bakarsın, şıklara bakarsın. Ben yerinde olsam. Şıklara baktığım zaman hangisini sağladığını düşünmeye çalışırım. Tamam mı? Örneğin X'e 0 verirsem. Tamam. Bilinen yerlere bakalım. Değil mi? F0'ımız ne bizim? 2. F2'miz ne? 2. Değil mi? Hatta şurada aralık var. 1. F1 için. O da 2. Değil mi? F4 için. 0. Şu arada doğrusal indiğini düşünürüz. Eğer sana böyle doğrusal verip hiçbir şey demiyorsa bu doğrusal kabul edilir.
2 birime 2 birim olduğu için burası 1'e denk gelir. F3 için o da 1. 1 gibi bir şey oldu. Doğru mu? Ya ben bunları düşünebilirim. Doğru. Atıyorum, bakıyorum. Parantezin içinin x gördüğüm yere ne vermemiz istiyor? Mesela 0'ı kullanırsak değil mi? X 0 için demiştim. G 0. 2'ye gidecek. F 0. Ne olacak? 0 için 2 olacak. Olmayan var mı? Var. Bolu gitti. Daha sonra 1'i deneyelim. 1'i düşünelim. G 1. F 1 artı mutlak 1. F1'de değerim neydi? 2 idi. O zaman F2'de neydi? O da 2 idi. Hop, burası F2 oluşmadı mı? G1, F2 oldu. F2'de değerin 2 dedin. O zaman 1'de değerim 2 oldu mu? Burada tuttu. Başka? Yok. Bir tane bak. Bir tane değere baktık çıktı hemen. He. Gördün mü? Gerisine bakmamıza gerek var mı? İstersen bir daha şöyle yazalım. Dedik ki ne biliyoruz? F 0 için. Yok hocam. F 2 için 2 dedik. Sonra x'e 0 verirken g 0 eşittir f 0 dedim. F 0'ım neydi? 2 idi. O zaman g 0 2 olacak dedik. Bolu olmadığı için bunu silmiştik. Bir de x'e 1 verelim dedim. G 1 eşittir f 1 artı 1 dedik. F2 değerim 2 idi. Öyleyse G1 değerim 2 olacak. 1 için 2'yi sağlayan sadece bir tane durum var. O da Denizli oldu. Hocam Edirne'de de F1 2 olmuyor mu? G1. Tamam. 1 için 2. Evet o da oluyormuş bak. Şeyi de deneyelim o zaman. Hani bu direkt 1 2 vermiş de bir daha deneyelim bakalım. Şu 4'ü deneyelim. 4 için ne oluyor? Şimdi x'e 4 verebilmem için bir defa burada veremem ki. Niye veremem? X'e 4 verirsem G4 F8 olur. F8'in değeri var mı? Yok hocam. Yani orada zaten direkt yorum yapamadım bak. 4'ü koyduğum zaman F8 G4 F8 yapıyor. F8 değeri yok. F8 evet. Değeri yoksa zaten buradan yorum yapamam. Tamam canım benim. O da oradan gitti. Yani gözümle görünce hemen tabii saz anladık biraz. He? Güzeldi. Güzel soru güzeldi ama fena değildi değil mi? Yani demek istediğim şu. Sen şimdi parantezin içerisinde bir işlem yapamadığın için ne yaparsın? Değerlere de bakabilirsin. Tamam mı canım benim? Tamam hocam. Teşekkür yani ederim. Bu da aklınızda bulunsun. Rica ederim Aleyna'cığım. Hemen diğer soruya bakalım. Ne diyor bize? Fx ile gx çift fonksiyon mu demiş? Hmm. Hocam İlayda Hanım sorusu var. Ha, İlayda Hanım. Tamam alalım. Evet. Bir önceki soru için mi İlayda? Evet hocam bir önceki soru için. Açalım İlayda'cığım evet. Hocam söyle ben canım. Burada şöyle düşündüm de mutlak değer x'i x'i evet. Sıfırdan küçük ve büyük olarak düşündüğümde hani çok basit çıktı ama hani tesadüfen miydi yoksa yanlış mı? Söyle canım. Bir sen söyle ben dinleyeyim. Yorumumu yapayım ondan sonra. Hocam mesela dedim ki x sıfırdan küçük olsa mutlak değerden eksi x olarak çıkıyor yerine. Evet. F sıfır oluyor. Yani gx sıfırdan küçük değerler için sabit oluyor. 2 eşit oluyor. Evet. Zaten yine şey gibi oldu. Bak sıfır verdiğimiz zaman 2 bulmuştuk ya. Bolu'yu oradan elemiştik. Ondan aynen, sonra x sıfırdan geri kalan hepsi aynı zaten. O yüzden x, onun bir önemi kalmadı gibi. F2. Aynen. Yani ya böyle bir dedi. İşlem yapmak aslında yanlış olur mu? Ha yok yok. Zaten şunu demek istiyorum. Hocam sesin geliyor. Sen sıfır için geliyor. Şimdi geliyor. Kesik kesik geldi de bir koptum. Şimdi dedim ki sıfırda sıfır için 2'yi bulduktan sonra sol tarafta Bolu'yu attık ya. Bolu'yu attıktan sonra evet. Geri kalan bütün şıkların hepsi zaten sıfırın sol tarafı hepsi 2. O yüzden onlar o tarafa bakmamıza gerek kalmadı. Onu demek istedim. Tamam. Sıfırdan büyük olunca da gx direkt f2x olarak çıkıyor. Daha kolay oluyor ya hani. Yani böyle bir işlem yapmak yanlış olur mu diye sordum. Biraz olur gibi. Bak mesela Edirne'yi söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü parça parça bakabilmemiz gerekiyor. Burada aslında bizim bakabileceğimiz en fazla değer f'in şuraya şurada g için
Bir dedik ki G0 için F0 olur dedik. Benim elimdeki ölçülere göre bakabiliriz maksimum değil mi? Yani sonuçta burada F4'e kadar yorum yapabilirim. Evet. G1 için F2 olur dedim. Bir de G2 için F4 olur dedim. Tamamdır hocam. Daha da fazla yorum yapamam. Yapabileceğim yorum aralığı bu kadar. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Zaten Edirne'nin gitmesinin sebebi o. G8'i bulabilmem için benim F16'yı bulmam lazım. F16'yı bilmiyorum ki. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, hocam. Diğer soruya geldik. Alper Önal. Alper. Mikrofonu açılacak mı? Açılmıyor. Alper Ankerli'nin. Açılmadı mikrofonu. Aynil. Hocam mikrofonlar açılmıyor ya. Beyza Özcan. Sesim geliyor mu? Çok iyi geliyor Beyza'cığım. Merhaba hocam. Merhaba canım benim. Bakalım mı? Haydi bakalım. Toplamları çift olacakmış. Evet. Şimdi bu fx sıfırdan sonra için tek bir fonksiyon olduğu için demek ki gx'in de sıfırdan sonrası tek olması gerek ki toplayınca çift bir fonksiyon çıksın. Tamam. Zaten hepsini biraz öyle vermiş. Biraz önce şöyle bir şey demiştim. Değer vererek de yapabiliriz demiştim. Hatırlıyor musun? Evet. Şimdi bak. Tek ve çift fonksiyonların özelliği neydi? Yani ben hep kafamda şey diye kodluyorum. Oradan geliyor. Fx eşittir pardon. Fx eşittir fx demek değil mi? Çift bu. Çift fonksiyon. Değil mi? F artı g de çift mi? Bak burada onu diyor. Değil mi? Çift fonksiyon. Ben o zaman şöyle bir yorum yapsam. F1 artı g1 eşittir f eksi 1 artı g eksi 1. Mantıklı, evet. Böyle bir şey yapabilirim. F0 artı g0 olmaz tabii. F şey diyelim. F artı 2 artı g artı 2 eşittir. F eksi 2 artı g eksi 2 de diyebilirim. Doğru mu? Evet. O zaman bunları kullanayım istersen. Tamam, bunu kullanalım o zaman. Aynen. Şimdi F2 aynen. 0. Aynen, F2'm 0. G2 bilmiyoruz. Şimdi şıklarda tamam. Aynen, şimdi deneyerek bulalım. Tamam, şey G2 aşağı. Yalnız şöyle bir şey söylesen canım sana. Ya bir şey dikkatini çekiyor mu? Hep 1'i kullanmışlar bak. Şıklara bak. Evet, tamam. Bir de bilelim. Onu yapalım. Ya. Bir F1 artı G1 eşittir. F1 eksi 1 artı G eksi 1. Şu bilinenleri bir yerine koyalım. F1'in değeri ne? 1. Bu doğrusal olduğu için 1 diyoruz değil mi? F-1'im ne? 2. Evet. O zaman ben buraya, şunlara, buraya A dersem eşitliğin sağlanabilmesi için buranın A artı 1 olması lazım. Yani G1'im G-1'in bir fazlası olması lazım. Şey, Bursa geliyor hocam direkt. Oldu mu? Vallahi evet. Tuttu. Diğerleri de tutuyor mu? Yok, hiçbiri tutmuyor. Sen iyice baktın mı? Bakalım. Baktım. Tamam, yanlış yapmayalım da. Evet, aynen öyle ya. Direkt bak. Hemen nokta atışı. Zaten diyorum ya, şıklar her zaman arkadaşlar sınav anında tamam herkes şeye odaklanıyor, soruya. Ama şıklara da bakmayı unutmayın. Şıklar gerçekten kopya verir. Her zaman kopyalarsın. Bak burada bir 1'i yakaladık. Bütün şıklarda 1 görünüyor diye hemen hemen. Bir değer vererek soruyu da çözebiliyorsun. Yani o yüzden bazen soruya tıkandığın zaman bir şıklara bir bak. Neyin üzerinde durmuşlarsa mesela bu soru çok güzel bir örnek ona.
Teşekkür ettim. Beyza. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Oranda sıra. Allah kahretsin. Merhaba. Bir şey hatırladım. Çünkü kesen de arkasında konuşuyordum. Sıkıntı olmaya başladı. Şimdi onu kapattım. Buraya anca bağlanabildim. Biraz fakir olduğumuz için internet çok sıkıntı. Biz de. Tamam canım. Hadi Burhan'cığım. Bakalım mı? Tamam bakalım. Hey, gerçek senin kimesin sana? Hadi. Tamam. Defa iki eşitinde sanırım. Ayrıca hangisi olamaz? Ops. İlk başta hocam... Ya ben soruyu şimdi çözeyim yoksa beraber mi çözelim anlamadım. Sen söyle ben yazarım. Tabii ki sen söyle ben yazarım. Ben yazalım değil mi? Aynen. F artı 1. F A değerim neymiş? 2'ymiş. A kare artı 1. 2 ise A'mız buradan artı eksi 1 oldu mu? Oluyor yani o şeyi sağlıyor. Aynen. O zaman F 1'im 2 iken F eksi 1'im yine 2'ymiş. Aynen. O zaman şimdi A zaman, şıkkı ne diyoruz direkt? A şıkkı ve B şıkkı otomatikman gitti. Aynen. Şimdi 7'yi deneyelim. 49, 50. Şurada bir ama şöyle bir kalıp vermiş. Bak şu kalıbı görüyor musun Burhan'cığım? İşaretliyorum. Tamam gördüm. F 7'ye de bakabilirsin. F 3'e de bakabilirsin diyor. Tamam o zaman F 3'e bakalım. Çünkü zaten 3 ile 3 yani eksi 3'ü 3 arasında olduğu için. Çünkü neden? Direkt her x eksi 3'te 3 aralığında. F7'yi aynen, yani F7'yi aşağıdaki denklemde koyup F3'ü de yukarıda koydu. Yani 3'ün karesi 9, 9 artı 1'i de 10. 10. 2 olması gerekiyordu. O zaman patladı. Ama biz diğerlerine de bir bakalım emin olmak için. Tamam. F9 eşittir. Yerine koyarsak F1 anlamına gelir. 1'i yerine koyarsak o da 2 mi oldu? 2 oluyor. 11'i koyarsak F eksi 1 oluyor. Eksi 1 o da 2 oluyor. Tamam o zaman. Hocam bana yine kolay soru geldi. Allah kahretmesin. Ya sen iyi olduğun için kolay Burhan'cığım. Hayır, hayır. Öbürleri çok şeydi. Ben bir tane daha çözdüm. Neyse tamam. Sıra dönünce ben bir daha çözeyim. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Hocam Cansu Kargı. Evet. Açıldı. Alo. Cansu. Hocam merhaba. Merhaba canım benim. Cansucuğum bir soruya bak böyle. Güzel bir soru geldi sana. Evet. Hocam şu fx'i ben tam kareye dönüştürmeyi düşünüyorum. Olur. Bir verilen değerlere de odaklan. Bak bilinene odaklan. Burada bilinen ne var bir tek? Değer 3'e gitmiş. Değil mi? 3. Yani burayı 3 yapan değer ne olabilir evet. diye düşünelim mi? Hı hı. Haydi düşünelim o zaman. 1 mi? Aynen. 3 yapmasını sağlayan değer x eşittir 1. O zaman B'yi bulduk. Aynen. B'miz 1. Evet. 1 koyduğumuzda da bir de parabolümüzün kestiği bak bilinen. Parabolün denklemi bilinmiyor. 3 geliyor o da galiba. C'miz kaç oluyor canım benim? 3 değil mi? 3 mü olur? Hani x'e 0 verdiğimiz zaman. Ha evet evet pardon 4. Ben 4 değil mi? Şurayı temizleyemiyorum. Hani 3'e eşitledim ya belki oradan karışmış olabilir. Evet, aynen, B'yi 1 bulduk. Aynen. Değil mi? C'yi de 4 bulduk. Hı-hı. Şimdi o zaman bana geriye A'yı bulmak için ne kaldı? Yorum yapalım. Bir güzel bir yorum yapalım. Hı hı. Aslında eğimden gelebilir. Aynen. Burası bir birim. Burası da bir birim değil mi? Evet. O zaman burası 45 derece mi? Evet. Burası 3 birimse buranın da 3 birim olması lazım. Çünkü paralel doğruların eğimleri neydi? Aynı. Değil mi? Hı. Öyleyse A'mız. Eksi 3 oluyor. B'miz 1 oldu. C'miz de 4 oldu. Bunların toplamı 2 oldu. Hı hı. Aferin Cansu'cum. Hocam çok teşekkür ederim ya size. Yani çok güzel sorular seçmişsiniz. Çok rica ederim.
Zaten bildiğiniz konularda ama böyle açıkta kalan yerleri yakalamaya çalıştım. Hep öğrencilerimizin takıldığı. Evet. Yani özellikle bayağı uğraştım sizin için abi, gerçekten yani çok uğraştım bu soruları. Ya, razı olsun. Hocam çok sağ olun ya. Ama sizden de şunu istiyorum. O temel, bak hep şey yazdım. 5 temel kural. Değil mi? O 5 temel kuralı odaklanın. Geri kalan zaten bütün soruları, çözemeyeceğiniz sorular yok zaten. Hepsini halledersiniz. O 5 temel kuralı bir ezberleyin yani. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Bunlar zaten en zor sorular, hep o 5 temel kuralla geliyor. Aynen hocam. Teşekkür ederim. Mert'in bir soru sor hocam. Tabii ki. Alayım Mert'i. Merhaba hocam. Hocam şey soracağım ya, bu hani biri bulduk ya, orada bir ikiz, evet, kenar küçük üçgen çıktı. Ya o kısmı tam anlamadım. Aynen. Tabii ki. Bak şimdi temizleyeyim senin için, bir daha bakalım. Şimdi bir defa şurası parabolün üzerinde değil mi? Evet. B için 3 olmuş. Doğru mu? Hı-hı. Şimdi dedi ki parabolün denklemi neydi? X kare eksi 2x artı 4 demiştik değil mi? Bu 3 olacakmış. Aynen. Bunu atıyorum. X kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. X gördüğün yere de artık b'yi yazarsan b kare eksi 2b artı 1 eşittir 0. Bu da b eksi 1'in karesi değil mi? Doğrudur. Böylece b buradan 1 oldu. Buraya kadar anlaşmaya bir şey var mı? Yok, burayı anlamıştım. C de parabolün üzerinde. Hı hı. Parabolün üzerinde olan sorularda şimdi bakıyorum, bu y eksenini kestiği nokta. Bir parabolün y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorum? X sıfır için. Değil mi? He. Y eşittir C olmuyor muydu? Hatırlıyor musun? Kalıp hani AX kare artı BX artı C'de. X'e evet, sıfır evet, verirsin. Evet. Y'nin C olduğunu bulsun. Burası da o zaman C, X'e sıfır verdiğimiz zaman 4 olmuyor mu? Çünkü parabolün denklemi X kare eksi 2 artı. Oradan geliyor. Artı. Tamam. Aynen. O zaman C'miz de 4 oldu. Tamam. Şu noktada hop şu dedik ki şuradan bir üçgen çizersek dedik 45, burası 1, 1, burası 3 ise burası da 3 olur dedik. Aynen. Tamam şey. Tamam canım. Tamam hocam. Sıkıntı tamam, kalmadı hocam. Değil mi? Sağ olun hocam. Rica yok kalmadı. Ben ikinci biri anlamamıştım da anladım. Sağ olun hocam. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Diğer sorumuza bakalım. Yine güzel bir soru. Gelen Balmuk. Mikrofonu açılmadı. Tekrar deneyelim. Hocam başımız Damla Alçay. Tamam, Damla yolladım. Evet. Damla ile mi? Ceren mi, evet, Damla mı? Damla. Heh, Damlacığım. Evet canım. Senin soru da bu. Güzel bir soru geldi sana. Evet hocam. Şimdi bir soruyu okuyalım. A'dan A'ya gittiğimiz için evet, tanım kümesiyle görüntü kümesi aynı olması lazım. Evet. Ve değerlerin toplamı da bir bakıyorum. 2, 3, 4 eşit olacak. 5, 6. Yani 11 eşit olacak. Yok. Yani değerlerin toplamı eşit olacak. Önce bir istersen görüntü kümesi, yani değer kümesi şuradaki. Bu 2, 3, 4, 5, 6 olmayacak mı? Aynı tanımla aynı değil mi? Evet. Şunları ne yapalım? Nasıl yapalım? Bir toplamlarına bakalım istersen. Hı? Toplamları 20 ediyor galiba. 20 evet, olduğuna göre çok güzel. O zaman eşitliğin... 10 olmalı yüksekler. Burası 10 olması gerekiyor. Buranın da 10 olması gerekiyor değil mi? Pardon. Evet hocam. Burasının da 10 olması gerekiyor. O zaman iki tane değerin 10 olmasını sağlayan değer ne olur? 6, 4, 4 ve 6. Değil mi? O zaman evet, F5 artı F6... Olur. 4 ile 6'ya gidecek. F2, F3, F4. Bu da 2, 3, 5'e gidecek. Doğru mu canım benim? Evet. Şimdi dedik ki A'dan A'ya. 2, evet, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 kaç tane elemana gidebilir? 2, 5 tane elemana gidebilir. İkimiz 3 tane eleman değil mi? 3 farklı değere gidebilir. Ben direkt hepsini aldım. 3 farklı değere gidiyor. Evet hocam. Yani 3 tane. Şimdi bir tanesi gitti. Şunlardan biri gitti. Değil mi? Hı hı. Şimdi F3'ün kaç değere gidebilir? 2 taneye gidebilir. Birisi gittiği için geri 2 tane kaldı. Buna 2 değer geldi.
F4'e de bir tane değeri kaldı. O zaman şu 3'ü kaç farklı durumda oluştu? 6 farklı durumu oldu. Evet. Şimdi F5'e bakalım. F5'in kaç elemana gidebilir? 2 elemana gidebilir. F6'ya da bir tane kaldı. O zaman burada da 2 farklı durum oldu. 2 farklı durum oldu. Doğru mu? Evet. O zaman 6 çarpı 2'den 12 tane durum oluştu diyor. Tamam. Hocam ya ben de Cansu gibi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ya rica ederim. Ne demek? Yeter ki siz takip edin, izleyin. No size istemeyin. Bir daha bakın. Bakın şeyde bakın. Kolejin yani maçın sayfasına girin. Muhakkak bakın. Tamam mı? Çünkü bunlar unutulur. Tekrar hatırlamanız için özellikle Berkay bak oturtmak için şu 5 temel kuralı yazdık. Onlara bir daha bakın. Ya fonksiyonu hallederseniz çünkü şey konu dağarcığı az olduğu için fonksiyona çok yükleneceklerini düşünüyorum. Trigonometriye çok yükleneceklerini düşünüyorum. Logaritma ve dizilere. Bunlara çok güzel sorular soracaklarını düşünüyorum açıkçası. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu fonksiyonu iyice oturttuktan sonra inşallah ikinci derece ve parabol onları da halledeceğiz. Daha sonra da zaten hep beraber öğretmenlerimiz şey yapacak. Trigonometriyle falan. İşte onlar da bir araya geldiğimiz zaman hallederiz. Çok güzel oturacak konular inşallah. İnşallah hocam. Tamam. Hadi bakalım. Hemen sıradan alıyorum. Doğa İpek. Neyse Ece Şenay'dan açıldı. Ece. Hocam. Ececiğim. Duyuyor musunuz? Gayet güzel duyuyorum seni. Sesin de güzel geliyor. Evet Ececiğim. Sana da güzel bir soru geldi. Bakıyorum. Haydi bakalım. Anahtar kelimeler. Yine çizeceğiz. Hadi. Hadi Ececiğim. Sen söyle bana. Tanım kümemiz ve değer kümemiz verilmiş bize. Evet. Tanım kümesi X elemandır A için. Kaç tane elemandan oluşuyor evet. Zaten? 3 tane. Değil üç. Mi? O zaman süper. Benim... Evet. 3 durumla inceleme yapacağım. Yani bu ne oluyor? Ne kadar az şey incelersen o kadar doğru şey ya daha rahat yaparız değil mi? O yüzden hepsini tek 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 düşünelim. Hadi. X'e hangi değeri verelim? Yani tanım kümesine bak. X'e ilk önce 1 verelim mesela. Aynen öyle. X eşittir 1 için 1 artı F1. Ne olacak? Büyük eşit 6. O zaman F1'in büyük eşit 5. Kaç tane elemanı var? O zaman F1'in görüntü kaç çeşit olabilir? A'dan B'ye diyorduk ya. A'dan B'ye. Yani bir tane, iki tane. İki tane değil mi? Bir 5'e gider, bir de 6'ya gider. Doğru mu? Evet. Alta da yazayım. F1'in 5 ile 6'ya gider. Şuraya da yazayım. İki durum. Elimde bulunsun. Şimdi F2'ye bakalım. Şey 2 F2 demişim. Yani x eşittir 2 için zaten. 2 artı F2 büyük eşit 6. O zaman F2 büyük eşit 4 oldu mu? Evet. Şimdi 3 tane F2 durum var. Kim olur? 4, 5, 6. Bu da ne oldu? 3 durum oldu mu? Evet. Şimdi bir de 3 için bakalım. 3 artı F3 büyük eşit 6. F3 eşit büyük eşit 3 oldu mu canım benim? F3'üm evet, de o zaman 4 tane. 3, 4, 5 ve 6. Yani 4 durum oluştu. Doğru mu? Öyleyse bunların çarpımı 2 çarpı 3 çarpı 4'ten kaç durum oldu? 24 çeşit fonksiyon yazabilirmiş. Evet. Var mı anlaşılmayan? Var mı anlaşılmayan bir yer? Hayır hocam. Peki. Sorusu olan varsa Berkay. El kaldıran. Yok sorusu olan. El kaldıran da yok. Tamam. Hocam Berk Hoca gelmişti. Tamam. Berk Hocam gelmiş.
Ben yanlış mı gördüm? Ha, çıktı. Vallahi ben koca vardı az önce. İki noktaydı o. Evet, diğer arkadaşımıza da bakalım. Yine değişik bir soru. Ekin. Galiba Ekin de yok. Ekin'in mikrofonu yokmuş. Tamam, geçelim. Elif Aksoy. Mikrofonu açılmıyor. Emine Başak açıldı. Kaç kişi atlayarak beni buldu yani. Çok güzel soru. Vallahi. Hocam A'dan evet. A'ya'ymış fonksiyon. O yüzden yine aynen. 1-2-3 yazıp değerleri verip inceleyeceğiz. Aynen. Hadi inceleyelim. O zaman X'e bir 1 verirsem ne oluşuyor? F1 artı F3. Büyük eşit 4. Başka? Yani olacak her şeyi yazalım. 2 verirsek? 2 F2 büyük eşit 4. F2 büyük eşit 2. Güzel. Bir de X'e 3 verirsem? Yukarıdakinin aynısı gelmez mi? Aynı. Aynı. Yazayım. Ondan sonra aynısı olduğu için üstünü çizeriz. Bakıyorum aynısı. O zaman üstünü çizdim. Buna bakmama gerek yok. Aynı. O zaman şimdi F2 büyük eşit 2 dediğimize göre kaç tane elemana gider? Yani şunu bir hemen bir çizeyim. Bir saniye. 2 veya 3. 2 tane. Hayır. A, B, 1, 2, 3. Eleman sayısı az olduğu için. O zaman F2'nin F2'nin 2'ye ve 3'e gider. O zaman aynen. 2 durumdadır değil mi? Aynen hocam. Şimdi F1 ile F3'ün toplamı büyük eşit 4 dediğim için değer verelim mi tek tek? Aynen verelim. Az sonra. Mesela F1'in 1'e giderse F3'ün 4 ve 4'ten büyük olması için hangi durum oluşabilir? Sadece 3. Doğru 3. mu? Doğru hocam. Bir tane geldi. F2'ye giderse yani F1'in 2'ye giderse F3'ün hangilerini deneyim? 2 ve 3. O zaman buradan şöyle bir noktalı virgül koyuyorum. Şurada 2 durum oldu. Aynen. Şöyle göstereyim. 3 için 1, 2, 3 olur değil mi? Aynen hocam. Buradan da 3 durum. Yani kaç tane durum oluştu? 6. 6 durum. O zaman bunların 2'den 12 farklı durum oluşmaz. Hocam. Evet canım. Ben buraya kadar geliyorum. Burada toplayacağız mı, çarpacağız mı karıştırıyorum yani. Bak, farklı farklı düşünüyorsan burada çarparsın. Çünkü ha, diyorsun tamam. ki bu 2 duruma gidiyor, diğeri 6 duruma gidiyor diyorsun. Doğru mu? Burada toplanmaz, ha. burada çarpılır. Sana ha. şunu deseydi, alabileceği farklı değerler o gibi düşünseydik. O zaman ne yapardın? Mesela bir değerini alabileceği farklı. Şimdi sen burada F2 için ayrı buldun, 1-3 için ayrı. Bunlar birbirinden farklı mı? Farklı. Birbirinden farklı. Aynı olmadıkları için toplamazsın, çarparsın. Tamam hocam? Tamamdır hocam. Sağ olun, teşekkürler. Fonksiyonlarda çarpılır bu değerlerde. Aman dikkat. Tamamdır, teşekkür ederim. Görüyorum ya, sonuna kadar gelinip ondan sonra bir dikkatsizlikten çat gider valla. Cortlamayalım. Aynen. Teşekkür ettim. Hocam 40 geçiyor. Kısa mı bitireceksiniz yoksa? Bir daha söyleyeceğim benim. 40 geçiyor. Kısa mı bitireceksiniz yoksa devam edin. Aynen. Tamam 40 geçiyorsa o zaman arkadaşlar yorulduysa bitirelim. Diğer dersleriniz var zaten. Aynen biyoloji dersiniz var. Tamam. Neyse artık şey yaparız. Hafta